Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, İrfan Mektebi'nde bugün toplumun hangi tabakasında olursa olsun pek çok insanın muhtaç olmuş olduğu, ihtiyacımız olan bir meseleyi konuşacağız. Sabrı konuşacağız. Hayatın her safhasında o kadar çok ihtiyacımız var ki sabra, sabretmeye, tahammüle. Bu hususları konuşacağız. Yani sabır dediğimizde kısaca en temelde şöyle diyebiliriz. Bütün karşılaştığımız imtihanlara karşı bize sabır gerekiyor. Peki bu imtihanların hangi versiyonları var? Bu hususlar üzerinde durmaya çalışacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin telif etmiş olduğu Risale-i Nurlar çerçevesinde çok kıymetli bir misafirimle birlikte. Hayrat Vakfı Burdur temsilcisi Recep Sait Yıldırım hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Hocam, yani herkesin zihninde elbette sabır dediğimizde bir şeyler şekillenir. Yani sabır nedir diye sokak röportajı yapsak insanlarla herkes bir şey söyler mutlaka. Ama bizim penceremizden sabır nedir? Dinimizde bu kavram olarak sabır kavramı hangi manaları tarif eder? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii sabır kelimesine, kavramına biz toplum olarak yabancı değiliz. Herkesin zihninde sabırla alakalı bir tarif vardır. Ben de şöyle tarif etmek isterim sabrı. Katlanılması zor olan haksızlık, acı, sıkıntı, hastalık, felaket, yoksulluk, yani bizi üzecek ne varsa bu hadiseler karşısında ümitsizliğe kapılmadan, telaşa kapılmadan bunlara karşı tahammül etmek, dayanmak. Olacak, gelecek veya gerçekleşecek bir hadise olduğu zaman da hemen telaşa kapılmamak. Bunu teenni ile dikkatle devam ettirip acele etmeden beklemeyi bilmek diye de tarif edebiliriz. Yine ruhumuza ve bedenimize zarar veren her şeyden uzak kalma noktasındaki bizim gücümüz, savunma gücümüzü biz sabır olarak tarif edebiliriz. Çünkü nefsinin haram olan istekleri var. Bu isteklere karşı bir fren lazım. İşte bu fren bizi o haramlara karşı duraksatan, girmesine mani olan şey sabırdır. Yine insanın böyle malayanı boş, lüzumsuz işlerle uğraşmasına da mani olan hep sabırdır. Bu noktalarda kullandığımız bir güçtür. İnsan musibetlere, günahlara, haramlara, hatalara tam düşeceği zaman da bunların vukuundan evvel eğer ki sabır kuvvetini kullanabiliyorsa kendisini rezillikten, sefaletten, her türlü fena yanlış hallerden de korumuş olacaktır. Şimdi bu noktalardan düşününce Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz 70'ten ziyade ayet-i kerimede sabırdan bahsediyor. Sabrı övmüş, sabredenleri övmüş, mükafatlandıracağını söylemiş. Burada sabrın gayesi nedir dediğimiz zaman, o zaman beklenmedik olaylar, içine düşünmüş olan güçlükler karşısında tedirgin olmamak, telaşa kapılmamak ve bunun Allah'tan geldiğini bilip tahammül gösterebilmektir. Sabır bir ölçüdür aslında. Belalara, musibetlere karşı bir savunma aracıdır. Sabır bir zaferdir. Bir parantez içerisinde tabii, hocam bahsettiğiniz kavram için söylüyorum. Yani o zaman sabır aslında bir şuurun tezahürü de diyebilir miyiz? Tabii ki. Belli kesinlikle. Bir şuurun, belli bir altyapının. Kesinlikle bir... öyle. Peygamber Efendimiz men sabera zafera buyurmuşlar. Kim ki sabretti, zafere ulaştı. Onun için de diyoruz ki biz sabır zaferdir. Zaferin bir kefilidir, güvencesidir bu noktada. İmanın başıdır. Nice hadis-i şerifler belki zaman olacak, yani burada söylemek imkanı olacak. İmanın başıdır, imanın bir meyvesidir, yakinin bir meyvesidir. Müminin düşmanlarına karşı, manevi düşmanlarına karşı en güçlü bir ordusudur sabır. Ve Rabbimiz tarafından bizim müminlerin en başta ruhuna takılmış çok güzel bir meleke, çok güzel bir huy. Çünkü katlanılması çok müşkil olan zorluklara, sıkıntılara karşı eğer Rabbimiz bize sabır kuvvetini vermemiş olsaydı bizler çok bocalardık. Bu noktada şöyle bir tarif de aslında aklıma geliyor. Bir hakkı muhafaza etmek ve onu müdafaa etmekte de yapmış olduğumuz sebatın adıdır sabır. Mesela şimdi misal vermek gerekirse, güncel bir misal olduğu için, ordumuz, askerimiz Afrin'de bir şeyin mücadelesini veriyor. Evet. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, mukaddesatımızı, bayrağımızı koruma noktasında, müdafaa etmek, muhafaza etme noktasında orada sebatla, yanılmıyorsam 20. gününde bir mücadele veriyorlar. Her türlü zorluklara rağmen,
İşte onları, o ordumuzu, o neferimizi, o askerimizi, komutanlarımızı o zor şartlarda bu güçlüklere karşı ayakta tutan, sebat ettiren sabırdır. Rabbim ordumuzun da askerimizin de bu noktada yardımcısı olsun inşallah. Peki yani sabır böyle deyince şu anlama mı gelmeli? Bir şeyle karıştırabiliriz. Hı hı. Yani mahkumiyet, meskenet, tembellik, zillet bu anlama da gelmiyor. Bunu karıştırmamak lazım. İnce bir çizgi var arada. İnce bir çizgi var arada. Eğer ki burada bir hakka, hukuka bir tecavüz varsa, hı hı, bir zulüm varsa, bir adaletsizlik varsa, haksızlık varsa, insan haysiyetini, şerefini, onurunu inciten, rencide eden, gölge düşüren bir durum varsa, o zaman böyle durumlarda dinimize göre sabretmek caiz değildir. Ne yapacağız? Evet. Yani usul belli. Bir yanlış, hata, kusur gördük, elimizle, olmadı dilimizle, olmadı kalben buğz. Hem içimizden ona karşı bir elem, buğz duyacağız, hem de gücümüz yettiğince o hak ve hakikati savunmak için çalışacağız. O zaman yani içinden çıkabileceğimiz güçlükler içerisine düşmüşüz. Ya benim kaderim böyleymiş deyip teslim olmak. Hı hı. Bir haksızlığa uğramışsın, ya tamam ya sabır diyelim, sabredelim bakalım demek sabır değildir. Bu tembelliktir, bu acizliktir, bu uyuşukluktur, miskinliktir ve dinimizde bunun yeri yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi tembellikten ve acizlikten sana sığınırım demiştir. Dolayısıyla bir tahammül olarak, hı hı, hem nefsimizin kötü isteklerine karşı fren, Rabbimizin emirlerini yapma noktasında bir takviye, hem de bela ve musibetlere göğüs germe noktasında bir güç kaynağı olarak tarif edebiliriz sabrı. Yani başımıza gelen türlü imtihanların, yani o imtihanlara karşı da elimizden gelen kulluk görevimizi yerine getirdikten, evet, sonra göstermemiz gereken o ahlak-ı haseneye biz kısaca sabır diyoruz. Ama bunun dışında gerçekten sesimizi yükseltmemiz gereken bir yer varsa, tepki göstermemiz gereken bir şey varsa da burada adını sabır koyup beklemek, yanlış, hem de ifade ediliyor, hem caiz değil hem de yanlıştır. Yanlıştır. Yani Allah razı olsun. Şimdi hocam peki Cenab-ı Hak sabır kuvvetini bizim fıtratımıza koydu. Yani bunu nerelerde kullanmak için bizlere verdi ve insan kaç çeşit sabırla mükelleftir? Biz şimdi sabır deyince direkt musibetlere, hastalıklara, evet, sabır gibi birkaç farklı şey geliyor. Farklı cihetleri itibariyle nerelerde sabır kuvvetini kullanmamız gerekiyor ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hususta bize neler söylüyor? Buradan devam edelim. Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi çoklukla işlemiş. Hastalar Risalesi'nde farklı yerlerde, hı hı, işte sabrın ehemmiyetini nerelerde, ne şekilde, namaz bahsinde hep gündeme getiriyor. Ben şöyle bir sual ile başlayayım. Bediüzzaman Hazretlerine şöyle bir sual soruluyor mektubatta. Deniyor ki Estağfirullah, İnna Allaha ma'as sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Hı hı. Yani bu ayette maksat, gaye nedir? Hikmeti nedir? Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Bunun gayesi nedir? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Rabbimiz Hakim ismi gereğince, ki Rabbimizin Hakim ismi her şeyi her zaman hikmetli yapan, abes iş yapmayan, mutlaka bir maksat, bir gaye, bir maslahat, bir faideyi gözeterek iş yapması demektir ki kainatta her şey hikmet tahtındadır. İşte bu Hakim ismi muktezası gereğince eşyanın vücudunda, hadiselerin meydana gelmesinde bir merdivenin basamakları gibi bir tertip koymuş. Adetullah diyoruz biz bunlara. Sabırla hareket etmeyen, teenniyle hareket etmeyen, aceleyle hareket eden diyor, ya bu basamakları atlar düşer, noksan bırakır, hı hı, veyahut da maksut damına ulaşamaz. Yani maksadı neyse ona ulaşamaz. Ve bir darb-ı mesel olmuş dillerde. Denmiş ki, es-sabru miftahul ferac ve sürur. Yani sabır kurtuluşun, sevincin, huzurun anahtarıdır. El-harisu haibun hasir, yani hırs da hasaret sebebidir. Hı hı. Onun için Allah'ın tevfiki, yardımı, inayeti hep sabredenlerle beraberdir. Çünkü sabırda Allah'ın adetullahına riayet vardır. Hı hı. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, aculiyet şeytandan, teenni Rahman'dandır buyurmuş. Hı. Yani acelecilik şeytandan. Ama teenni dikkatle, sabırla iş yapmak bu Rahman'dandır. Dediğiniz gibi tembellik değil bunlar. Tabii. Tembellik değildir. Hı hı. Adetullah'a riayet etmektir. Hı hı. Hikmetle iş yapmaktır. Bu cevap üzerinden daha sonra diyor ki, sen üç sabır ile mükellefsin. Hı hı. Yani Rabbimiz bize üç yerde sabırı emrediyor. Nedir bunlar? Önce maddeleyelim, sonra izahına geçelim. Birinci olarak masiyetten sabır, günahlara karşı. İkincisi musibetlere karşı.
Üçüncüsü de taat üzere, ibadetleri devamlı yapmak üzere sabır. Birincisinden başlayacak olursak, masiyetten sabır. Yani kişinin kendisini, nefsini haramlara düşmemek noktasında, yanlışa düşmeme noktasında göstermiş olduğu direnç, sabır, yani tahammülün adı masiyetten sabır oluyor. Zira Rabbimiz bize nefis vermiş. Nefis emmare. Her daim kötülüğü ister, haramı ister, günahı ister, yanlışı ister. Bizi oraya sevk eder, onu bize tatlı gösterir. Biz ne yaparız? O yanlışı, yani Rabbimizin nehyettikleri, yasakladıklarını yapmama noktasında tahammül gösteririz. İşte bunun adı sabırdır ve burada Rabbimiz bizden sabır bekliyor. E şimdi haram olan yiyecekler var. Rabbimiz bunlar helaldir demiş, bunlar haramdır. Ne kadar yani görünüşte güzel olursa olsun, yani dilimizi memnun edecek lezzetli olursa olsun, cazibedar olursa olsun, onu yememek, onu içmemek, Allah'ın razı olmadığı, yasakladığı mekanlara gitmemek, namahremi gördü, bu haramdır dedi, başını çevirebilmek. Yani Rabbimizin nehyettiği, yasakladığı büyük günahlar, faizidir, kumarıdır, içkisidir vesaire, onlara karşı girmemek, onları işlememek noktasında bir tahammül, bir sabır gerekiyor. Ve sevgili üstadımız der ki, bu sabır insanı takvaya ulaştırır. Yani günahlardan uzak duran, günahlara girmeme noktasında sabreden birisi artık takva sahibi olur. Estağfurullah billah, innallâhe me'al müttakîn. Şüphesiz ki Allah müttakilerle, takva sahipleriyle beraberdir sırrını bizi mazhar ediyor. Ben şöyle bir hadise anlatayım. Hazreti Ömer Efendimiz, sahabe efendilerimizden Übey bin Ka'b radıyallahu anh'a demiş ki, ey Übey, takva nedir? Bana takvayı anlatır mısın demiş. Demiş ki Hazreti Übey, ey Ömer, sen dikenli bir yolda yürüdün mü demiş. Evet yürüdüm demiş. Peki ne yaptın sen o dikenli yolda yürüdüğün zaman? Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki, elbiselerimi toparladım. Ve dikenlerin zararlarından korunmak için, bana zarar vermemesi için yani bütün dikkatimi verdim. İşte ya Ömer, takva budur. Yani haramlara girmemek, günahlara düşmemek için dikenli yolda nasıl ki sağa sola bakmayız, önümüze bakarız. İşte bu haramdır, bu yasaktır, bunu yapmamam lazım düşüncesiyle müminin böyle ihtiyatla hareket etmesidir. Böyle güzel bir neticesi var. İkinci şeyimiz, sabrın ikinci ciheti, bela ve musibetlere karşı. Senin de sualinde zikrettiğin gibi daha ziyade sabır dendiği zaman hemen İşte belalara, hastalıklara, sıkıntılara karşı bir tahammül aklımıza geliyor. Evet, bu da var. Bu da hakikat. Diğerleriyle beraber. Burası darul imtihan, meydan-ı imtihan. Hepimiz imtihan için dünyaya geldik. Ve Rabbimiz farklı şekillerde bizleri ne yapacaktır? İmtihan edecektir. Mülkün sahibi kim? Allah. Bizler de Allah'a aitiz. O zaman Rabbimiz mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunur. Evirir, çevirir, halden hale dönüştürür ve bunun da arka planda pek çok hikmetleri vardır. En başta güzel isimlerinin tecellisi için. Nasıl ki işte akşam vakti oldu, izleyenlerimiz yemek yiyecekler, herkes acıktı. Ticaretini yapan evine geldi, memurlar evine geldi, öğrenci evine geldi. O açlıkla biz Rabbimizin Rezzak isminin tecellisine mazhar oluyoruz. Öyle de hastalık, dert, tasa, sıkıntılarla da, musibetlerle de Rabbimizin Şafi ismine, Mu'in ismine, inayet eden, yardım eden ismine ve Rahman, Rahim gibi isimlerine biz tecelli, mazhar oluyoruz. Onun için Rabbimiz bize bu hikmetlere binaen hastalıkları verecek. Bela verecek, sıkıntı verecek, bizi hasta edecek. Zaman olacak bedenimizde, zaman olacak hanemizde, zaman olacak çoluk çocuğumuzda, vakit olacak işimizde, aracımızda. Yani bizi rencide edecek, üzecek tüm benim dediğimiz şeylerle bizi Rabbimiz imtihan edecek. Eğer sabredersek, bunun Rabbimizden geldiğini bilirsek, kefaret-i zünub olacak. Rabbimizin rahmeti bak, günahlarımızı temizleyecek. O sıkıntılara tahammül etmekle. Manevi olarak mertebemizi yükseltecek. Kulluk bilincimizi tazeleyecek. Bizi gafletten uyandıracak. Tekrardan böyle ihlasla, samimiyetle kulluk kisvesini bürünmemize vesile olacak. İşte bu kadar hayırlı, güzel hikmetlere binaen verilmiş olan hastalıklardan şikayet etmemek, şekva etmemek gerekiyor. Ve burada önemli bir husus var. Hadis-i şeriflerde zikredilen, evet Rabbimiz musibet verdiği zaman istenilmez ama Rabbimizin hikmeti böyle iktiza ediyor. Verdiği zaman
ilk anda sabır gerekiyor. İlk anda. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sabır acı bir olayın yaptığı sarsıntıya ilk anda gösterdiğin tahammülün adıdır. Yani makbul olan sabır bu. Bir sıkıntı, yani bir telefon aldın, telefon geldi, dendi ki dükkanda şöyle problem oldu. Veya işte evladına böyle bir hadise oldu. Yani bizi üzen bir haber aldığımız anda, o yaşadığın ilk an. O ilk anda ya Rabbimden gelmiştir. Rabbim hakimdir, her işi hikmetlidir. Yine o sıkıntıyı bizden alacak olan Allah'tır deyip o teslimiyeti göstermektir. Çünkü bela ve musibetlere karşı sabır diyor üstadımız, insanı teslimiyete ve tevekküle ulaştırır. Hı hı. Bu da innallaha me'al mütevekkilin. Şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Hocam burada şöyle bir sual ise aklımıza geliyor. Yani gerçekten şimdi bu dersleri dinledikten sonra şu anda ne kadar güzel bir şey anlatıyorsunuz aslında. Yani o musibet başımıza geldiği anda o tepkiyi vermemek, işte sabır göstermek, Allah'ın sevdiği kullar zümresine dahil ediyor bizi. Ama hani şu anda bunu dinleyip yapmak belki kolay olabilir ama bunu sürdürülebilir hale getirmek için, yani bu hali her an devam ettirmek için ne tavsiye ederiz izleyenlerimize? Yani hani şu bu dersi dinledim ben ve şu an böyle bir telefon alsam bunu belki yapabilirim. Ama iki gün sonra, üç gün sonra, beş gün sonra, bir ay sonra aynı şey başıma gelince hani benim o maneviyatımdaki, kuvve-i maneviyemdeki bir takım sıkıntılar mıdır artık? Türbülanslar mıdır yaşadığım, eksiklikler midir? Bu noktada ne tavsiye ederiz? Şimdi Rabbimiz ayet-i kerimede kendisinden sabır istememizi istiyor. Çünkü nihayetinde sabrın kaynağı Rabbimizin Sabur ismi. Evet. Rabbimiz o isminden bize sabrı veriyor. Firavun Musa Aleyhisselam'ın ümmetine zulmettiği zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Firavun'un zulmünden korunmak için Kur'an'da geçen bir ayet-i kerime diyorlar ki Rabbena efri aleyna sabran. Rabbim üzerimize sabır yağdır. Yani Rabbimizden mutlaka sabır istemek lazım. Hı hı. Biraz da belki biraz sonra söyleyeceğimiz sabır kuvvetimizi başka yönlere dağıtmadan yani o şuurla şu anlattığımız hakikatleri zihnimize canlı tutabilirsek, kul olduğumuzu, imtihan için dünyada olduğumuzu her an içinde canlı tutabilirsek, bir ölüm var, akabinde bir hesap var, orada bunun neticesi olacak, o zaman Allah'ın izniyle o vartalara düşmeyiz. Bize bu dediğimiz mesele işte şuur meselesi demiştik öyle mi? Evet. Gerçekten bir şuur. Bu şuurun da işte devamlı olması için hani bir günlük derslerle belki birkaç saatlik şeyler değil ama sürdürülebilir bir manevi ne diyelim artık yani manevi yakıt istasyonunu, manevi depoyu sürekli istifade etmek gerekiyor. Üçüncü maddede söyleyeceğiz. İşte ilim noktasında, ibadet noktasında da devamlılık noktasında sabır gerekiyor. Her yerde sabır gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben mevzuya tekrar döneyim. Tabii. Hani musibetin ilk anında gösterilen tahammüldür, makbul olan sabır demişti Peygamberimiz. Yolda giderken bir kadının ağladığını görüyor. Evladı vefat etmiş bir kadın. Şimdi düşünelim ne kadar ızdırap çekiyordur o anda. Hı hı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadına diyor ki Allah'tan kork ve sabret diyor. Tabii kadın kendi derdiyle meşgul. Kendisine hitap edenin Peygamber Efendimiz olduğunu bilmiyor. Öyle bir vaziyette benim başıma gelenden sana ne diyor? Hani ateş düştüğü yeri yakar. Ben burada sıkıntı içerisindeyim. Sen bana diyorsun ki Allah'tan kork, sabret. Bu basit manasında bir söz söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan ayrılıp gidiyor. Yanındakiler diyorlar ki sana hitap eden Allah Resulü'ydi. Şimdi kadın yani çocuğunun öldüğüne üzüldüğü kadar bir de bu sarf ettiği laftan dolayı Allah Resulüne karşı yapmış olduğu bu sözden dolayı da çok üzülüyor. Ve doğru özür dilemek için Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Huzuruna çıkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü hani o yakışıksız sözü ben gerçekten siz olduğunuzu bilmeden sarf ettim. Beni bağışlayınız dediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki makbul sabır musibetin ilk anındadır. Yani onu ilk başta göstermen gerekiyordu. Bu noktada sabırsızlık göstermek. Şimdi musibet geldi, bela geldi, dert, tasa, sıkıntı, maddi, manevi geldi. Biz buna sabredeceğiz. Peki sabırsızlık gösterirsek ne olur? Ah, bizi nereye götürür? Kutlarsak ne olur? Bizi nereye götürür? Bizi şuraya götürür diyor. Haşa, Allah'ı, Rabbimizi, Yaradanımızı kullarına şikayete götürür. Ve o hastalıklarda Rabbimizin bize merhameti yok mu? Evet var. Onun rahmetini itham etmek olur diyor. O hastalıkla bizim Rabbimiz günahlarımızı temizleyecek. Nasıl ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ermiş bir ağacı salladığımız zaman o meyveler lapır lapır dökülür. Öyle de sıtmalı bir hasta yani böyle hastalığından titreyen birisi günahları öylece temizlenir. Nice hastalıklar vardır ki ders hastalar risalesinde.
bir dakika o hastalığa sabretmek, şükretmek bir saat, hatta bazı kamillere bir günlük ibadet sevabını kazandırıyor. Hı hı. Bu hastalıkta bile bak Rabbimizin bir rahmeti var. Sen sabırsızlık gösterirsen Allah'ın rahmetini itham etmiş olursun diyor. Bu bir. Bununla beraber Allah'ın efalini tenkit etmiş olursun. Nihayetinde sana bu belayı, sıkıntıyı veren kim? Rabbimiz değil mi? Hı hı. Onu tenkit olur. Haşa. Yani bana niye veriyorsun bunu? Başkaları varken gibisinden Rabbimizin izzetine dokunacak bir tenkide de kapı açmış oluyor sabırsızlık. Başka Allah'ın hikmetini beğenmemek. Yani gelene gidene şimdi anlatıyoruz. Tamam bir derdimiz var, olabilir, bir kaza geçirdik, tamam. Rabbimizden geldi. Şöyle oldu da, böyle oldu da, yapamadım da, edemedim de, benden başka kimse yok muydu da, işlerim yarım kaldı da, gece gündüz uyuyamıyorum. Yani bunu çoğaltmak mümkün. Hı-hı. Şimdi yanımızdaki insanlar geldi, kendimizi acıttırdık. Tamam, acıdılar bize, vah 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 dediler. Ne olacak? Biz Rabbimizi onlara şikayet ediyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki, evet, hastalık, bela, musibet bazen ağır gelir ve Müslüman, mümin bundan ızdırap duyar. Acı duyar. Fakat şekvası, şikayeti ona olmamalı. Allah'a değil, ondan olmalı. Yani hastalıktan biz şikayetimizi Rabbimize yapacağız. Aynı Yakup Aleyhisselam gibi diyor. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın büyük bir imtihanı var biliyorsunuz. Diyor ki Yakup Aleyhisselam, Estağfurullah. Gâle innemâ eşku bethî ve hüznî ilallah. Yani ben gamımı, kederimi, sıkıntımı, derdimi, tasamı ya sadece Rabbime arz ederim. İnsanlara değil. Çünkü devası orada. Hı hı. Merhemi orada. İnsan yani aciz insanlara değil. İşte burada hataya düşebiliyoruz. O belaya sabırsızlıkta sanki Rabbimizi yani kullarına şikayet etmek gibi bir hale geliyoruz. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ı düşünelim. Sabır dendiği zaman değil mi? Sabır kahramanı olarak hemen büyük peygamberlerden birisi Eyüp Aleyhisselam aklımıza geliyor. Çok çetin bir imtihana tabi tutulmuş. Bütün evladını kaybetmiş. Uzun kıssasını yani izleyenlerimiz bilirler, bilmeyenler okurlar inşallah. Yani evlatlarını kaybediyor, malını, mülkünü. En sonunda Rabbimiz ona cüzzam hastalığı gibi çok şiddetli bir hastalık veriyor. Bütün vücudu yaralar, bereler içerisinde. 18 sene diye geçiyor rivayetlerde. Yatalak bir vaziyette. Yani kımıldayamıyor. Öyle ki yani dili, kalbi, her tarafı yara bere olmuş. Rabbimizi zikredemez haldeyken bile bir bakıyoruz ki halinden şikayetçi değil. En son durumunu Rabbimize arz ediyor. Ya Rabbi bana sıhhat, afiyet ver ki sana daha güzel kulluk yapayım. Yoksa kendisi için de istemiyor. Kendisi için yani. İstemiyor. Zikrine iliştiği için, değil. İbadesine iliştiği için. Kulluk için istiyor. Kalbine dokunmuş. Ama kimseye şikayette bulunmuyor. Bak 18 hı-hı. sene dile kolay. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünelim. Yani doğumundan vefatına kadar en büyük sıkıntıları o çekmedi mi? Kesinlikle. Dünyaya geldi, babası yok. Annesini kısa bir zaman sonra kaybetti. Ondan sonra kavmi tarafından dışlandı, nice zulümlere, hakaretlere maruz kaldı. Kendi memleketinden hicret etmek zorunda kaldı. Harplerdeki sıkıntıları, aç kalmaları vesaire vesaire. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde diyor ki, yemin ederim ki diyor, yemin ederim ki Allah yolunda içinizde benim kadar eziyete maruz kalan yoktur. Benim kadar, yemin ederim ki diyor, içinizde korkulara maruz kalan yoktur. Öyle bir 30 gün ve 30 gece geçirdim ki diyor, Bilal'in koltuğunun altındaki yiyecekten başka ne onda ne başkasında hiçbir yiyecek yoktu 30 gün boyunca. Şimdi nice sıkıntılar, peki hayatlarına bakıyoruz, var mı şikayet? Yok. Var mı isyan? Yok. Hep şükür, hep şükür. Hemen şu hadis-i şerif buraya konması gerekiyor. 15. devada zikreder bu hadis-i şerifi Üstad Hazretleri Hastalar Risalesi'nde. Der ki, اَشَدُّ النَّاسُ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَوْلِيَا الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ. Yani insanlar içerisinde en ziyade meşakkate, sıkıntıya, belaya düşer olanlar el-enbiya, başta peygamberler. Evet. ثُمَّ الْاَوْلِيَا, sonra evliyalar. El emsal fel emsal. Ve bu emsal mübarek zat. Yani Allah'ın en sevdikleri. En sevdikleri. Şimdi hastalıklar gerçekten çirkin, bu bela musibetler kötü bir şey olsaydı bizim zihnimizde düşündüğümüz gibi. Mahiyetleri itibariyle. Mahiyetleri itibariyle Allah razı olsun. Bu çirkin bir şey olsalardı Allah en sevdiği kullarına bu belaları, sıkıntıları verir miydi? Evet. Nice peygamberler yurtlarından kovulmuş, zindanlara atılmışlar. Onun için Bediüzzaman Hazretleri der ki asıl musibet... Muzır olan musibet, dine gelen musibettir. Etimize, kemiğimize gelen değil.
evimize, aracımıza, iş yerimize gelen değil. Bunlar Allah'ın rahmetidir. Bizi gafletten uzaklaştırır. Bizim günahlarımızın affına vesiledir. Ama bir kulu, kimsenin kalbinde inanç yoksa, ahiret inancı yoksa, Allah korkusu yoksa, tevbe istiğfar nedir bilmiyorsa, yalan varsa, işte adaletsizlik varsa, kul hakkı varsa, varsa büyük günahlar. İşte gerçek hasta budur. Onun için bu ikinci, yani sabır, bela ve musibetlere karşı neticesi nedir? Teslim ve tevekkül. Rabbimize teslim olacağız. Malikül mülk, mülk Allah'ındır. Yetesarrafu fî mülki keyfe yaşa. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eder diyeceğiz. Vazifemizi yapıp sonrasında yani o önemli zaten. Vazifemize yani bir hastalık geldiği zaman yani doktora gitmeden beklemek ya da bunlar da tabii. Ne düşüyorsa onu yapacağız yani. Onu yapacağız ama tevekkülümüz, teslimiyetimizle tam olacak. Kesinlikle. Üçüncü olarak taat üzere. İbadetleri yapma üzere. Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında da bizim sabra ihtiyacımız var. Bazen burada nasıl sabır olabilir ki? Gibi evet, insana öyle geliyor. Yani. Şimdi burada nasıl bir sabır olur? Birincisi, salih amellerden usanç duymamak, usanmamak, bıkmamak, onları devamlı yapmak, nefsin bütün itirazlarına, şeytanın bütün hilelerine rağmen ibadetlerden geri durmamak. E şimdi şöyle düşünelim. Yaz ayında oruç tutuyoruz. Meşakkati yok mu? Elbette var. Günler uzun, hava sıcak, açlık var, susuzluk var. Bir de zor bir işte çalışıyorsak, o ibadeti yapma noktasında ve her gün 30 gün boyunca devam ettirme noktasında bizim tahammüle ihtiyacımız var. Sabra ihtiyacımız var. Peki sabah namazına kalkmak sabır işi değil mi? Sabah yani uykunun en tatlı yerinde kalkacaksın, abdest alacaksın, namaz kılacaksın ve bunu her sabah devam ettireceksin. Elbette zor. İşte Allah burada bizden sabır istiyor. Sebat istiyor, devamlılık istiyor. Bu da sabırlı oluyor. Rabbimizin verdiği sabır kuvvetiyle oluyor. Başka? Diyelim ki ülkemize şu anda olduğu gibi bir terör saldırısı var. Ehli küfrün bir saldırısı var. Cihat Allah'ın emri. Ordumuz şu anda cihat ediyor. Bu ibadet. Bu bir ibadet. Farz bir ibadet yapılıyor. Peki cihatta zorluklar yok mu? Olmaz. Yani biz şu anda sıcacık mekanlardayız ama askerimiz orada çok büyük zorluklarda, soğuklarda, çamurlarda, dağ başında. O askerlerin aileleri var. Aileleri var, arka planda yani çocukları var, aileleri var. Ne kadar hatta yaralanmalar, ölümler, şehitlikler olabiliyor. Ama onlara tahammül gerekiyor. Netice alınabilmesi için devamlılık gerekiyor. 20 gün değil, 50 gün gerekiyorsa 50 gün boyunca bu devam etmesi gerekiyor. Yine şimdi bizim asıl gündemimiz, gündem meselemiz. İlim tahsil etmek, ilim öğrenmek, Allah'ın dinini öğrenmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmek ve Allah'ın dinini başkalarına tebliğ etmek. Bu da sabır işi değil midir? Devamlılık istiyor çünkü. Yani bir basit bir çocuğa Kur'an öğretirken bile yoruluyorsun, anlamıyor, bir daha döneceksin, bir daha göstereceksin, bir daha anlatacaksın. Hafızlık yapan kardeşlerimiz var, bizim Isparta'da da var kardeşlerimiz, her tarafta var. Bütün Türkiye'de, bütün dünyada kolay bir şey mi hafızlık yapmak? Yapan bilir. Sabır istiyor gerçekten. Sabır istiyor. Yani nice isteklerinden feragat edeceksin. Fedakarlıkta bulunacaksın. Yeri gelecek gurbetteysen haçlıksız kalacaksın, uykusuz kalacaksın, yorgun olacaksın. Ama sabırla devam edersek işte neticesinde Allah bir muvaffakiyet ihsan ediyor. Öyleyse bu sabır bizi nereye ulaştırır? Rabbimizin emirlerini devamlı yapmak makamı mahbubiyete ulaştırır diyor üstadımız. Yani Rabbimizin en sevgili kulları makamına çıkarır. Ve yine en büyük bir makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk eder diyor. Yani mükemmel bir kulluğu biz ancak böyle kazanabiliriz. Haramlara girmeme noktasında fren vazifesi yapıyor. İbadetleri yapma noktasında da bir destek vazifesi görüyor. Evet. Musibetlere karşı bir tahammül. İşte bunları toparladığımız zaman sabır imanın yarısıdır demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani olmadığı bir yer yok gerçekten. Olmadığı bir yer yok. Sabır olmadan ne günahlardan, haramlardan kendimizi koruyabiliriz. Ne ibadetlerimizi zamanında ve düzenli olarak, devamlı olarak yapabiliriz. Ne de bela, musibet, sıkıntılara karşı tahammül edebiliriz. Tek bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra burayı kapatabiliriz. Yeter ki Rabbimizin bize vermiş olduğu sabır kuvvetini biz yanlış yerlere dağıtmayalım. O zaman bütün bu üç saymış olduğumuz cenahta da o sabır kuvvetiyle hepsine karşı ya sabur diyerek merdane dayanırız ve Allah'ın izniyle bu üç cephede de muvaffak oluruz. Çok güzel bir noktaya geldik hocam. Burada isterseniz kısa bir ara verelim.
Aranın ardından inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sabrı konuşmaya devam ediyoruz. Reklamdan önce sabrın mahiyetini, sabrın kısımlarını konuştuk. Çok kıymetli misafirim, Hayrat Vakfı Burdur temsilcisi Recep Sait Yıldırım hocamızla. Hocam araya gitmeden önce son cümle olarak sabır kuvvetini dağıtmaktan bahsettiniz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu sabır kuvveti aslında her şeye yetiyor ama dağıtmak noktasında bir şeyde bulunduk, dipnotta bulunduk yani. Sabır kuvvetini dağıtmak ne demek? Bunu açalım isterseniz bu bölümde. Aslında bu tabir bana ait değil, Bediüzzaman Hazretleri'ne ait bir tabir. Rabbimiz Hakim. Her işi hikmetli demiştik dersimizin başında. Bizi haramlara girmeme noktasında nehyediyor. İşte şunları yapınız, akimis salah, namazı kılınız, ve etiz zeka, zekatı veriniz, şu iyilikleri, salih amelleri yapınız. Emirleri var. Bir de bir imtihan vesilesi olarak ne var? Musibetler var, sıkıntılar var. Elbette Rabbimiz Hakim ismi gereğince, hani bir günün içerisinde yapacağımız ibadetlerimize yetecek. Haramlara, günahlara girmemen noktasında bizi frenleyecek. Ve başımıza gelecek dert, sıkıntı, musibet, belalara tahammül edecek bir sabır kuvvetini her gün taptaze bize ihsan ediyor. Yani bu sabır kuvveti verilmemiş olsaydı bize zaten imtihan olmazdı. Biz hemen haramlara düşerdik. Biz Rabbimizin emirlerini yapma noktasında hep gevşeklik gösterirdik. Peki bu sabır kuvveti nasıl dağılıyor? Der ki Bediüzzaman Hazretleri, evhamla, vehimle, kuruntuyla insan sabır kuvvetinin bir kısmını geçmişe, maziye, bir kısmını da geleceğe yönlendirir. Günün, o gün için mevcutta sabır kuvvetini azalttığı için günlük ibadetlerini yapmada veya günahlara girmeme noktasında bir zafiyete düşmüş oluyor. Bu ne demek? İnsan hani akılla geçmişi, geleceği sürekli alakadarız. Geçmişteki musibetleri düşünüyor. Dertleri düşünüyor. Ya ben geçenlere şöyle bir hastalığa yakalanmıştım. Veya böyle bir darboğaza girmiştik. Ne sıkıntılar çektik. Bunu tekrar böyle bugün hatırlayıp, onları bugün oluyormuş gibi canlandırıp sabır kuvvetimizi o zamana dağıtmak manasız. Çünkü mevcut günüm için lazım olanı o tarafa göndermiş oldum. Gelecek günler ise daha gelmemişler. İstikbale çıkmaya garantim yok elimde. Ama ya şöyle olursa, ya ben yarın hasta olursam, ya büyük bir kaza geçirirsem, veya işte bu kadar namazlar, oruçlar ben nasıl tutacağım, yani bu sıkıntılara ben nasıl katlanacağım diye olmamış, gelmemiş şeyler üzerinden vehimle sabır kuvvetimizi dağıtırsak günümüze yetecek sabır kalmıyor. Bir bakıyoruz ki rahatlıkla günaha giriveriyoruz. Bir bakıyoruz ki vakit geçmiş ama namazı kıldıracak, bizi işimizden şöyle ayırıp, belimizi büküp, başımızı secdeye indirecek bir enerji, bir güç bizde kalmamış. Veya küçük bir problem, işte trafikte diyelim, küçücük bir hadise oldu, hemen ver yansın, bağırış, çığırış, patlayıveriyoruz. Bunda diyor Üstad Hazretleri, misalin şöyle bir sersem kumandana benzer diyor. Bir kumandan misali veriyor. Düşmanla harp edecek. Belli bir miktarda askeri var. Şimdi düşmanın sağ cenah askeri demişler ki biz tamam size düşmanlık etmekten vazgeçtik. Geliyorlar, o kumandanın ordusuna iltihak gidiyorlar, katılıyorlar. Yani sağ tarafta artık düşman kalmadı. Fakat bu sersem kumandan tutuyor, orada düşman olmadığı halde, kendisine katıldığı halde mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderiyor. Evhamlı vesveseli kumandan. Normalde düşman falan yok. Artık ona katıldı. Sol tarafta daha düşman gelmemiş. Hiç kimse yok. Tutuyor mühim bir kuvvetinde sol cenaha gönderiyor. İşte doğu batı tarafları da düşünebiliriz. Merkezde çok az bir asker bırakıyor. Düşman şöyle bir bakıyor. Aa diyor, bu kumandan çok sersem ya. Yani bizim olmadığımız yerlere ordusunu dağıttı. Çok edna, çok az bir kuvvetli diyor merkeze hücum eder, tarumar eder. İşte diyor ey sabırsız olan insan. Sen de bu sersem kumandana benzersin. Eğer bunu hastalık, musibet, sıkıntı noktasına düşünecek olursak, ya geçmiş günlerin sıkıntısı geçti. Zahmeti gitti, rahmeti kaldı diyor. Elemi gitti, lezzeti kaldı. Külfeti gitti, keramete dönüştü. Meşakkati gitti, sana sevabı, nuru, feyzi miras olarak kaldı. Sen geçmişte yaşadığın sıkıntıları, dertleri, musibetleri bugün tekrar yaşayıp, aynı sıkıntılara manen katlanıp sabır kuvvetini niye dağıtıyorsun? Senin bir kaybın yok ki. Gelecek günlerse zaten
Gelmemişler. Garantimiz de yok. Hangimizin garantisi var? Hiçbirimizin yok. İstikbale garantin olmadığı gibi istikbaldeki musibetlere de garantin yok. O musibetlerdeki eleme, kedere de garantin yok. Yok, yok içinde. Üç tane yok var burada. Sen o yokları, yani Adem yok ama varmış gibi kabul ediyorsun. Dövülmeden ağlamaya başlıyor bu sefer. İşte şuna benzer diyor halin. Çok güzel bir misal veriyor. Ya ben yarın aç kalırsam, susuz kalırsam, böyle bir insan görsek, hiç durmadan bir şeyler yiyor, içiyor, patlamaya gelmiş. Deriz ki bu adam çok sersem. Bunu bir doktora gösterin deriz. Değil mi? Yani yarın gelmemiş, aç kalmamış ama ya aç kalırsam? Yarın hasta da olabilirsin, hiç durmadan ilaç iç o zaman. Bu bir ahmaklıktır der. İşte ibadet noktasında yalnız bugünümüzü düşünelim. Musibetlere tahammül noktasında yalnız bugünümüzü düşünelim. Ve günahlara, haramlara girmeme noktasında bugünümüzü düşünürsek, Rabbimizin vermiş olduğu o sabır kuvveti hepsine yetecektir. Bir gün diyor üstadımız Erzurum'da, Harbi Umumi'nin ilk senesiydi diyor, birinci senesinde. Erzurum'da çok kıymetli, değerli bir kişi hastalanmış diyor. Şiddetli, müthiş bir hastalığa yakalanmış. Onu ziyarete gittim diyor. Bana dedi ki, ben 100 gecedir başımı yastığa koyup uyuyamadım. Yani belli ki çok ızdırap çekmiş, ciddi bir rahatsızlığı varmış. 100 gece, dile kolay. Üstadımıza biraz acınmış. Üstadımız diyor ki, biraz acıdım. Sonra dedim ki ona, bak o geçmiş olan 100 günün elemi şimdi sürura, sevince, sevaba dönüştü. Hı hı. Çünkü Rabbimizin öyle bir rahmeti var ki, 5 vakit namazını zaten kılacağız da, kılan bir insan, bunun haricinde günlük düzenli olarak yaptığı ibadetler var diyelim. Günlük 10 sayfa Kur'an okuyor, belli işte ilmi çalışmalar yapıyor, belli virtleri var, zikirleri var. Hastalandı, bunları yapamadı. Rabbimiz sıhhatteyken yaptığı için hastalığında da ona o ibadetleri yapmış gibi sevap veriyor. Hem de tahammül ettiği için o derde, o sıkıntıya yeri geliyor 1 dakikasına 1 günlük ibadet sevabı veriyor. İşte sen diyor geçmiş... Evet kıymetli izleyenlerimiz, aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sabrı konuşmaya devam ediyoruz. Reklamdan önce sabrın mahiyetini, sabrın kısımlarını konuştuk. Çok kıymetli misafirim, Hayrat Vakfı Burdur temsilcisi Recep Sait Yıldırım hocamızla. Hocam araya gitmeden önce son cümle olarak sabır kuvvetini dağıtmaktan bahsettiniz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu sabır kuvveti aslında her şeye yetiyor ama dağıtmak noktasında bir şeyde bulunduk, dipnotta bulunduk yani. Sabır kuvvetini dağıtmak ne demek? Bunu açalım isterseniz bu bölümde. Aslında bu tabir bana ait değil, Bediüzzaman Hazretleri'ne ait bir tabir. Rabbimiz Hakim. Her işi hikmetli demiştik dersimizin başında. Bizi haramlara girmeme noktasında nehyediyor. İşte şunları yapınız, akimis sale, namazı kılınız, ve etiz zeka, zekatı veriniz, şu iyilikleri, salih amelleri yapınız. Emirleri var. Bir de bir imtihan vesilesi olarak ne var? Musibetler var, sıkıntılar var. Elbette Rabbimiz Hakim ismi gereğince, hani bir günün içerisinde yapacağımız ibadetlerimize yetecek. Haramlara, günahlara girmeme noktasında bizi frenleyecek. Ve başımıza gelecek dert, sıkıntı, musibet, belalara tahammül edecek bir sabır kuvvetini her gün taptaze bize ihsan ediyor. Yani bu sabır kuvveti verilmemiş olsaydı bize zaten imtihan olmazdı. Biz hemen haramlara düşerdik. Biz Rabbimizin emirlerini yapma noktasında hep gevşeklik gösterirdik. Peki bu sabır kuvveti nasıl dağılıyor? Der ki Bediüzzaman Hazretleri, evhamla, vehimle, kuruntuyla insan sabır kuvvetinin bir kısmını geçmişe, maziye, bir kısmını da geleceğe yönlendirir. Günün, o gün için mevcutta sabır kuvvetini azalttığı için günlük ibadetlerini yapmada veya günahlara girmeme noktasında bir zafiyete düşmüş oluyor. Bu ne demek? İnsan hani akılla geçmişi, geleceği sürekli alakadarız. Geçmişteki musibetleri düşünüyor. Dertleri düşünüyor. Ya ben geçenlere şöyle bir hastalığa yakalanmıştım. Veya böyle bir darboğaza girmiştik. Ne sıkıntılar çektik. Bunu tekrar böyle bugün hatırlayıp, onları bugün oluyormuş gibi canlandırıp sabır kuvvetimizi o zamana dağıtmak manasız. Çünkü mevcut günüm için lazım olanı o tarafa göndermiş oldum. Gelecek günler ise daha gelmemişler. İstikbale çıkmaya garantim yok elimde. Ama ya şöyle olursa, ya ben yarın hasta olursam, ya büyük bir kaza geçirirsem veya işte bu kadar namazlar, oruçlar ben nasıl tutacağım?
yani bu sıkıntılara ben nasıl katlanacağım diye olmamış, gelmemiş şeyler üzerinden vehimle sabır kuvvetimizi dağıtırsak günümüze yetecek sabır kalmıyor. Bir bakıyoruz ki rahatlıkla günaha giriveriyoruz. Bir bakıyoruz ki vakit geçmiş ama namazı kıldıracak, bizi işimizden şöyle ayırıp belimizi büküp başımızı secdeye indirecek bir enerji, bir güç bizde kalmamış. Veya küçük bir problem, işte trafikte diyelim, küçücük bir hadise oldu, hemen ver yansın, bağırış, çığırış, patlayıveriyoruz. Bunda diyor Üstad Hazretleri, misalin şöyle bir sersem kumandana benzer diyor. Bir kumandan misali veriyor. Hı hı. Düşmanla harp edecek. Belli bir miktarda askeri var. Şimdi düşmanın sağ cenah askeri demişler ki biz tamam size düşmanlık etmekten vazgeçtik. Geliyorlar. O kumandanın ordusuna iltihak ediyorlar, katılıyorlar. Yani sağ tarafta artık düşman kalmadı. Fakat bu sersem kumandan tutuyor, orada düşman olmadığı halde, kendisine katıldığı halde mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderiyor. Evhamlı vesveseli kumandan. He, normalde düşman falan yok, artık ona katıldı. Sol tarafta daha düşman gelmemiş, hiç kimse yok. Tutuyor mühim bir kuvvetini de sol cenaha gönderiyor. İşte doğu batı tarafları da düşünebiliriz. Merkezde çok az bir asker bırakıyor. Düşman şöyle bir bakıyor, aa diyor bu kumandan çok sersem ya. Yani bizim olmadığımız yerlere ordusunu dağıttı. Çok edna, çok az bir kuvvetli diyor merkeze hücum eder, tarumar eder. İşte diyor ey sabırsız olan insan, sen de bu sersem kumandana benzersin. Hı hı. Eğer bunu hastalık, musibet, sıkıntı noktasına düşünecek olursak, ya geçmiş günlerin sıkıntısı geçti. Zahmeti gitti, rahmeti kaldı diyor. Elemi gitti, lezzeti kaldı. Külfeti gitti, keramete dönüştü. Meşakkati gitti, sana sevabı, nuru, feyzi miras olarak kaldı. Sen geçmişte yaşadığın sıkıntıları, dertleri, musibetleri bugün tekrar yaşayıp aynı hayal edip, kaldı. Aynı sıkıntılara manen katlanıp sabır kuvvetini niye dağıtıyorsun? Senin bir kaybın yok ki. Gelecek günlerse zaten gelmemişler. Garantimiz de yok. Hangimizin garantisi var? Hiçbirimizin yok. İstikbale garantin olmadığı gibi istikbaldeki musibetlere de garantin yok. O musibetlerdeki eleme, kedere de garantin yok. Yok, yok içinde. Üç tane yok var burada. Sen o yokları, yani adem yok ama varmış gibi kabul ediyorsun. Dövülmeden ağlamaya başlıyor bu sefer. İşte şuna benzer diyor halin. Çok güzel bir misal veriyor. Ya ben yarın aç kalırsam, susuz kalırsam, böyle bir insan görsek, hiç durmadan bir şeyler yiyor, içiyor, patlamaya gelmiş. Deriz ki bu adam çok sersem. Bunu bir doktora gösterebiliriz. Değil mi? Yani yarın gelmemiş, aç kalmamış ama ya aç kalırsan? Yarın hasta da olabilirsin, hiç durmadan ilaç içiyor o zaman. Bu bir ahmaklıktır der. İşte ibadet noktasında yalnız bugünümüzü düşünelim. Musibetlere tahammül noktasında yalnız bugünümüzü düşünelim. Ve günahlara, haramlara girmeme noktasında bugünümüzü düşünürsek, Rabbimizin vermiş olduğu o sabır kuvveti hepsine yetecektir. Bir gün diyor üstadımız Erzurum'da, Harbi Umumi'nin ilk senesiydi diyor, birinci senesinde. Erzurum'da çok kıymetli, değerli bir kişi hastalanmış diyor. Şiddetli, müthiş bir hastalığa yakalanmış. Onu ziyarete gittim diyor. Bana dedi ki, ben 100 gecedir başımı yastığa koyup uyuyamadım. Belli ki çok ızdırap çekmiş, ciddi bir rahatsızlığı varmış. 100 gece, dile kolay. Üstadımıza biraz acınmış. Üstadımız diyor ki biraz acıdım. Sonra dedim ki ona, bak o geçmiş olan 100 günün elemi şimdi sürura, sevince, sevaba dönüştü. Hı hı. Çünkü Rabbimizin öyle bir rahmeti var ki, 5 vakit namazını zaten kılacağız da, kılan bir insan, bunun haricinde günlük düzenli olarak yaptığı ibadetler var diyelim. Günlük 10 sayfa Kur'an okuyor, belli işte ilmi çalışmalar yapıyor, belli virtleri var, zikirleri var. Hastalandı, bunları yapamadı. Rabbimiz sıhhatteyken yaptığı için hastalığında da ona o ibadetleri yapmış gibi sevap veriyor. Hem de tahammül ettiği için o derde, o sıkıntıya yeri geliyor 1 dakikasına 1 günlük ibadet sevabı veriyor. İşte sen diyor geçmişteki o 100 günün tamamen külfeti, derdi, elemi, zahmeti gitti. Sevapları kaldı. Sen bunu düşün. Hem de ya yarın halim ne olacak, yarından sonra ne olacak, bu gidişle benim... Öyle düşünme diyor. Allah rahimdir, rahmandır, merhametlidir. Sen sabır kuvvetini geçmişe ve geleceğe dağıtmazsan, mazi ve müstakbelde zayi etmezsen,
o sabır kuvvetiyle bu musibete dayanırsın Allah'ın izniyle. Tahammül edersin. Çünkü Rabbimiz tahammül edemeyeceğimiz bir sıkıntıyı bize vermiyor zaten. Ama bugün günlük hayatta baktığımız zaman, yani dışarıya çıktığımız anda 100 tane haram. Dakikada 100 tane haram insana isabet edebiliyor. Gözden, kulaktan, her taraf artık haramlarla dolmuş. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Nefis çekecek sürekli olarak. Şeytan o tarafa doğru kaktıracak bizi. Eğer sabır kuvvetimizi geçmişe ve geleceğe evhamla lüzumsuz bir şekilde harcayarak israf etmemişsek, o günahlara girmeme noktasında bize yetecektir. Günlük 5 vakit namazımız var. Hangi ibadet zamanı gelmişse o ibadetimizi yapma noktasında da o sabır bize yetecektir. Bedenimize, işimize, ailemize, çoluk çocuğumuza bizi kederlendirecek, hüzünlendirecek maddi manevi bir sıkıntı geldiyse de ona tahammül edecek bir sabrı Rabbimiz bize veriyor. Yeter ki biz sabır kuvvetimizi böyle evhamla geçmişe, geleceğe dağıtmayalım. Hazır günümüze sarf edersek hepsine yetecektir Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunu kastediyoruz. Allah razı olsun. Çok istifadeli oldu. Şimdi hocam ya buraya kadar sabırla alakalı güzel tarifler ve izahlarda bulunduk. Son olarak şu kısmı konuşalım isterseniz. Yani Kur'an ve sünnette bahisle sabırlı olmanın hikmeti ve dünyevi ve uhrevi neticelerinden de bahsedecek olursak Kur'an ve sünnet ışığında 10 dakika içerisinde. Tamam, peki özetlemeye çalışalım o zaman. Buyurun inşallah. En başta şunu söylemek lazım yine. Sabır bütün faziletlerin başı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sabır olmadan iman olmuyor. Sabır olmadan hikmet olmuyor, ilim olmuyor, ya ibadet da kamil bir olmuyor. Olmuyor veya kamil bir şekilde olmuyor. Günahlara, haramlara girmemek olmuyor. Yani sabır olmadan şükür olmuyor. Onun içindir ki bütün faziletlerin başı olarak bunu görebiliriz. Peki sabırsızlık tersten düşünecek olursak bütün rezaletin, bütün sefaletin başı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yani günaha karşı, harama karşı eğer bir insan nefsini frenleyemiyorsa, sabırlı değilse çok büyük bir bataklığa girmiş oluyor. İbadetleri yapma noktasında bir sabrı, sebatı, metaneti yoksa Rabbimizin emirlerinden, farzlarından uzaklaşmak, Rabbimizin rahmetinden uzaklaşmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya. Bela musibetlere karşı sabrı olmasa bir isyanla, Rabbimizi kullarına şikayet etmek gibi bir edepsizlikle karşı karşıya. Onun için sabır illaki olacak. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da, Estağfirullah, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ buyurmuş. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا bize hitap ediyor. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Tamam, derdimiz olacak ama Rabbimizden yardım istememizi söylüyor Rabbimiz. Sabırla ve namazla isteyin bu yardımı. Yine başka bir ayet-i kerimede, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bak, ey iman edenler sabredin, emir gibi. Elbette bu dünya yani rahat yeri değil. Bu dünya imtihan yeri. Rabbimiz bizi sınayacak. Nefsimizin hoşuna gitmeyen çok şeyler olacak. Sabredin. Ve sabırda düşmanlarınıza galip gelin diyor. Her anda cihada hazırlıklı olun. Kurtuluş ancak ta ki kurtuluşa bu şekilde erişebilirsiniz. Yine Bakara suresinde geçen bir ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel envali vel enfus ve semarat ve beşşiris sabirin. Yani Rabbimiz diyor ki sizi mutlaka biraz korku, biraz açlık, biraz da mallarınızdan, canlarınızdan ve mahsullerinizden noksanlıkla imtihan edeceğiz. Rabbimiz açık açık söylüyor. Sizi korkuyla, açlıkla, mallarınızı eksiltmekle, canlarınızı eksiltmekle, bugün anamız gidecek, yarın kardeşimiz gidecek. Yani sürekli bir imtihana tabiiz ve mahsullerinizden, kazandıklarınızdan, neticelerinizden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Ve beşşiris sabirin, ey Resulüm, de ki sabredenleri cennetle müjdele. Bak Rabbimiz sabredenleri cennetle müjdelemesini söylüyor. اِنَّ اللّٰهِ يُحَبُّ السَّابِرِينَ Başka bir ayet-i kerimede Allah sabredenleri sever. Yani sabır bizim Rabbimizin sevgisine ulaştıran bir vasıta. Ve emri aynı zamanda. Şimdi sahabe efendilerimizden, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kalan güzel bir sünnet vardır. Nedir? İki sahabe efendimiz bir araya geldiği zaman dağılırken hangi sureyi okuyorlar? Asır. Asır suresini okuyorlar. Birisi Asır suresini okuyor, diğeri selamünaleyküm deyip ayrılıyor. Bu bir adet.
Nerede toplanırlarsa toplanırsa, illaki ilim meclislerinde değil. Peki o Asr suresinin manası ne? Estağfirullah. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr. Şüphesiz ki insan husrandadır, ziyandadır, zarardadır. İllellezîne, kim müstesna? İllellezîne âmenû ve amilus salihâti. İman edenler, salih amel işleyenler, ve tevâsav bil hakkı, birbirlerine hak ve hakikati tavsiye edenler, ve tevâsav bis sabr. Ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna olmak üzere, dört grup, iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, insanlar hüsrandadır. Demek ki sabredemezsek biz de Allah muhafaza hüsrana uğrayanlardan olabiliriz. Kutsi bir hadiste Rabbimiz, benim hükmüme razı olmayan, benim verdiğim musibete sabretmeyen kendisine başka bir Rab arasın diyor. Acayip. Benim bir hükmüm var. Onun için diyeceğiz ki men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden, Rabbimizin rızasına, hükmüne teslim olan kurtuluşa erer. Aksi halde helak olur, gider. Tamam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadis-i şeriflerinde sabırın sonunun selamet olduğu, başarının, muvaffakiyetin anahtarı olduğunu, bir seferinde iman nedir ya Resulallah dedikleri zaman sabırdır demiş. Başka bir hadis-i şeriflerinde ibadetin başı sabırdır demiş. Yani sabırla çünkü o ibadetler yapılıyor. Başka bir hadis-i şeriflerine baktığımız zaman başın diyor vücuttaki yeri neyse sabrın da imandaki yeri odur. Bu hadis namazda da geçer. Hı hı. Hani başsız bir ceset olabilir mi? Başın vücuttaki yeri neyse. İnsan kolsuz yaşar, bacaksız yaşar, kulaksız yaşar ama baş yoksa hayat yoktur. İşte sabrın da imandaki yeri budur diyor. O cesetteki, iman cesedindeki baş gibidir. Oruç sabrın yarısıdır, sabır imanın yarısıdır. Başka bir hadis-i şeriflerinde. Demek ki hani sabır rezervimizi, sabır küpümüzü, sabır kabımızı doldurmak biraz da oruçla da mümkün oluyor. Ve o sayede imanımızı muhafaza etmek. İmanın yarısı sabırdır, yarısı şükürdür gibi pek çok hadis-i şerifleri de var. Şimdi bazı sıkıntılar vardır ki gerçekten insan ızdırap çeker. Allah vermesin, istenmez. Müzmin hastalıkları olur, altından kalkılmayacak borçlar olur, dertler olur, tasalar olur. Bu zamanlarda Rabbimiz bize sabrı cemili emrediyor ayet-i kerimelerde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabrı cemil diyor, şikayet etmeden sabretmendir. Sabredeceğiz ama asla ve asla ne yapmayacağız? Şikayette bulunmayacağız. Müminin hali hayrete şayandır der Peygamber Efendimiz. Çünkü onun her işi hayırdır. Ve bu sadece mümine ait bir özelliktir. Kendisine bir güzellik, nimet geldiği zaman buna şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisine bir bela isabet ettiği zaman sabreder, bu da onun için hayırdır. Bak bu sadece mümine ait, bizim hiçbir kaybımız yok. Nimette de, imtihanda da, bela musibet anında da. Yeter ki kimden geldiğini bilelim. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabından bir gruba demiş ki, sizler kimlersiniz demiş. Demiş ki o ashab-ı efendilerimiz, bizler müminleriz. İmanınızın alameti, belirtisi ne o zaman demiş. Demiş ki o sahabe efendilerimiz, bizler belalara sabrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği rahatlığa şükrederiz ve Allah'ın kazasına da teslim oluruz, razı oluruz. Belaya sabır, rahmete şükür ve Rabbimizden gelen ne varsa ona teslim olmak. Biz sevmediğimiz şeylere sabretmezsek sevdiklerimize ulaşamayız. Toparlayacak olursak, şöyle bir cümleyle galiba... Bir cümleyle hocam, evet, uyarıyor arkadaşlarımız. Öyle bakıyorum şu anda. Arkadaşlarımız uyarıyor. Bütün peygamberlerin ortak özelliğidir sabır. Hepsi pek çok sıkıntılara giriftar olmuşlar. Çok yani bizim hayatımızda göremeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz meşakkatlere mazhar olmuşlar. Yurtlarından çıkarılmışlar, zindanlara atılmışlar. Yahudiler 50'ye yakın peygamberi bizzat katletmişler ama onlar hep sabretmişler. Peygamber Efendimiz'in hayatı baştan sona sabır. Rabbimiz de bizden sabır istiyor. Ben bir hadis-i şerif hediye ederek o zaman sohbetimizi bitireyim. İnşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, müminin silahı sabır ve duadır.
Rabbim o hakiki sabrı bize nasip eylesin. Amin. Hem günahlara karşı, hem ibadetleri yapmada, hem de bir imtihan vesilesi olan musibetlere tahammülde sabreden kullarından, o mücerredi kullarından eylesin bizleri inşallah. Evet inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrardan çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocamızın duası gibi biz de Cenab-ı Hak bizi sabreden kullarından eylesin inşallah diyerek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarımızla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.